Merhaba değerli Çiftçi TV izleyenleri. Bir çiftlik rutinleri programıyla yine karşınızdayım. Yaz bitti artık. Havalarda yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Kış hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı. İkinci ürün sılajlık mısırlardan da alacağım. Onları da aldıktan sonra kışa artık rahat bir şekilde girişimizi yapmış olacağız. Yağmurlar başlamadan da hem samanları kapatmamız lazım hem de olukları tekrardan bir elden geçirmemiz gerekiyor. Araç giriş yoluna da bir çeki düzen vermemiz lazım. Bazı yerlerin parke taşını iyi döşeyemedikleri için çöken yerler var. Kışın çöken yerlerde yağmur suyu birikiyor ve kötü bir görüntü oluşuyor. O yüzden oralara da bir beton attırmam lazım. Bu arada bugün ilçe tarıma da gideceğim. Satmış olduğum erkek buzağların bildiriminde bulunacağım. Ardından süt verdiğim firmaya gideceğim. Eylül ayı süt fiyatı belli oldu mu? Yem fiyatları ne durumda? Onları öğreneceğim. Sonra da sılaja bakmaya gideceğim. Hatırlıyorsanız burada yer olmadığı için başka bir yere koymuştuk. O bölgede de bir tane domuz varmış. Sılajları mısırları yiyormuş. Sılaj kapalı olduğu için kokusunu alamaz diye düşünüyorum ama yine de belli olmaz. O yüzden her gün gidip kontrol ediyorum. Bugün dışarıdaki işlerimiz bitince de en son gidip bir sılaja bakalım. Pasaport işlemlerimizi de hallettik. Şimdi Özkale'ye gidebiliriz. Değerli izleyenler, şimdi ben süt verdiğim firmaya Özkale'ye geldim. Aser hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İstersen kendinden bahset biraz. Ondan sonra biraz süt fiyatlarını konuşalım. Tamam. İsmim Ahmet Salış. Aydın Merkez'de bu iş yapıyoruz. Özkale Ticaret. 2002 yılında başladı bu serüvenimiz. Daha ilk etaplarda yemcilikle başlayıp sonrasında mecburiyetten süte yöneldik. Yem işine ne zaman başlamıştınız? Yemcilik bizde aslında baba mesleği. Çok eskiye dayalı. Bayağı eski değil mi? Bayağı eskiye dayalı. Öncesinde bir üretim aşaması zamanı vardı. Daha öncesinde fabrikasyon şekilde üretiliyor, satılıyordu. Sonra biz alsata geçtik. 2002 yılından beri bu firmada faaliyet gösteriyor. Biz kaç yıldır çalışıyorduk? Biz 2021 yılından beri beraber çalışıyoruz Aser'le. 3 yıldan beri. Hani, ben memnunum, siz de memnun musunuz? Biz de çok memnunuz. Hani yani bir sıkıntımız yok. Hem sen kendinden yapmış olduğun işten çok memnunuz. Çünkü artık yani sektör öyle bir duruma geldi. Hani kaliteli iş, kaliteli ürün, kaliteli karşılığı olarak bir duruma geldi. Ki her geçen gün daha da bu artıyor şey olarak, yapı olarak. Hani bizler de burada açıkçası yapmış olduğumuz işte kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz. Hani üreticilerimizle beraber bu işte beraber yürüdüğümüz için. Bu karşılıkta çalışıyoruz şu an. Süt fiyatlarını konuşalım istersen biraz. Haziran ayından itibaren biraz geriye çekildi. Süt fiyatlarında geçtiğimiz 3 aylık dönemde. Şunu merak ediyorum, şunu sormak istiyorum. Süt fiyatları düşüşe geçti. 2 aydır, 3 aydır. Bu 3 aydır yem fiyatları da düştü mü? Ben çok takip edemedim çünkü çok bayağı bir yoğunluğum vardı benim. Şimdi geçtiğimiz 3 aya baz alırsak süt fiyatları doğru bir pazar durgunluğundan dolayı ve biraz da kalite esasına çalıştığımız çiftliklerde yağ oranının düşüklüğünden dolayı küçük bir gerileme olmuştu ilk etapta. Sonrasında firmalardan kaynaklı bu fiyatı biraz daha revize ettiler, aşağı yöndü. Bir gerileme daha gerçekleşti. Hani bunun karşılığında yemde onun beklentisi yani beklediğimiz doğrultuda bir düşme olmadı. Yani çok cüzi miktarda bir 5-10 lira bandında bir gerileme oldu ancak hani onun akabinde beklediğimiz böyle büyük bir indirim gelmedi. Mevcudiyetini koruyup aynı devam etti yem fiyatları. Hı hı. Ama sütteki pazardaki biraz gerilemeden kaynaklı fiyatta biraz gerileme oldu. Çok ciddi anlamda hatta bir zam geldi diye de duydum. Öyle bir şey var olmadı mı? Olmadı. Yani şimdi şu anki güncel tarihte mesela bu geçtiğimiz haftalardan beri mısır arpadaki hareketlilik ve borsadaki biraz bir yükselmeden kaynaklı bir beklenti mevcut. Hani biz de bunu firmanın doğrultusunda duyuyoruz. Hı hı. Hani takip ediyoruz biz de piyasayı. Hani bir tekrardan zam beklentisi mevcut dediler. Hani olabilir. Öyle bir durum. Peki bundan sonra ne olur sence? Firmalar da takip ediyor. Hani biraz da bu depodaki stok malların durumuyla alakalı bir duruma döndü artık iş. Açıkçası yani senin tahminlerin de çıkıyor. Ya, düşecek diyorsun, düşüyor. Yani benim Eylül ayında ne olur? Tahminim mesela şu bu ayarda şu an için gider. Hı hı. Ama hani tabii gönül ister daha iyi olsun. Mesela çünkü birçok üretim yapan yer var.
Hani mesela senin çiftliğindeki üretim kalitesi, sütün kalitesi hani ne nazaran karşılığını almaya çalışıyoruz biz. Biz bunun için uğraşıyoruz zaten burada. Birçok noktayı da takip ediyorum ne durumda olduğumuzu görmek için. Ama genel olarak bu sektörün hani daha iyi yerlere gelebilmesi için hani tabii pazarı ayarlamalar lazım. Süt pazarının ayarlanması lazım. Şu an durumlar böyle. Şubat ayından sonra yükselişe geçeceği söyleniyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi şöyle bir durum. Artık pazarın yapısı değiştiği için mevcuttaki süt üretimindeki yapılan yerlerde de şöyle bir artık kanı var. Hani daha çok tek noktadan alınabilecek maksimum kalite. Mesela bu nedir? Yüksek yağ, yani yağ, protein, kuru madde esasına dayalı bir fiyatlandırmaya gidiyor şu anki. Yani süt de kendi içinde artık sınıflandırıldı şu an. Hani bu doğrultuyu, bu şartları sağlayabilecek olan noktalarda tabii ki de mesela belli bir süreden sonra yani kaliteli süt ve kalitesiz süt ayrıştırıldıktan sonra hani önümüzdeki sezonun daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Mevcut pazarın biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Ama bu kalite esasına dayanacak artık. Önümüzdeki günlerde buna gidiyor iş şu an. Peki Benim kaliteli bir sütün değerleri nasıl olmalı? yani şu an firmaların mesela kabul öngördüğü 3.60 yağ, 3.20 protein esasına dayalı iş yapıyorlar ve ona göre yerinde soğutulmuş çiğ süt adı altında fiyat belirliyorlar zaten. Ancak bunun üzerine mesela firmaların mesela daha böyle tek noktadan kaliteli süt alabilmesi için ya mesela 3.60'ın üzeri veyahut da her bir dizemdeki kuruş farkı bunu üreticiyle yani bu süt üretimi yapan çiftliklerle paylaşma yolunda artık. Hani daha böyle iş bu duruma doğru yöneldi. Bir de yazın normalde fiyatlarda bir artış olurken Evet. bu yaz neden böyle oldu? Bir düşüş Ya oldu. bizim kendi içimizde görmüş olduğumuz durum şöyle ki mevcut süt üretiminin hani talebinden fazla olması, pazardaki talepten daha fazla olması, bu firmaların elindeki fazla stok bulundurması yani bunları eritemeyişinden kaynaklı piyasada fiyatlar biraz geriledi. Normalde yaz sezonunda daha hızlı gidiyordu. Hani biz bunun Çünkü karşında dondurma var, tabii turizm yani sezonu var. normalde ya bir turizmde mesela firmalardan duyuyoruz biz. Hani duyduğumuz kadarıyla tabii. Hani turizmde beklenen yönde olmayışı bu pazardaki fiyatın gerilemesine sebep oldu. Ya çünkü şöyle bu işi yapıp da mesela küçük üretici ve çok büyük üretim yapan yerlerde aslında bütün bu şartlardan etkileniyor kendi içinde. Yani hepsi birbirleriyle doğru orantılı. Hani bizim buradaki yaptığımız iş bile hani bu durumu etkiliyor açıkçası. Sütün fiyatı konusunu. Yani önümüzdeki sürecin daha iyi olmasını istiyoruz. Yani çünkü ortada bir emek durumu söz konusu. Ve bu emeğin karşılığını bütün her yerde herkesin alması dileğiyle iş yapıyoruz. Bizim de açıkçası buradaki kendi şirketimizin çalışma prensibi hani bu kaliteli sütü firmaya kaliteli bir şekilde ulaştırıp bu üreticinin hani hakkını savunabilmek için uğraşıyoruz burada. Hani yani durum ona dayalı artık. Önümüzdeki süreçte de yeni çalışacak olduğumuz noktalarda da bu yönde ilerliyoruz. Artık bu iş tamamıyla kaliteye gidiyor. Yani bizim toplayıcı olarak görevimiz de kalitede. Önümüzdeki süreçte bu yönde ilerler. Fabrika ne diyor peki? Hani siz üreticinin yanındasınız her zaman, bunu biliyorum. Tabii. Fabrikalar daha çok pazarın talebine göre de hareket edebiliyor. Bizim gibi toplayıcılarla beraber o şekilde bir durumda olabiliyor. Hani onların pazarı iyi durumda olduğunda tabii üstte talep olduğunda daha da hızlanıyor. Ve bu da aslında fiyatın da biraz da olağanın üstünde gitmesine sebep oluyor. Çünkü mesela geçen yıl çok hızlı bir pazar vardı sütte. Bu yıl tam aksine yavaş bir sezon geçirdik. Bir dengeden ziyade tamamıyla pazara yönelik bir tutum sergileniyor. İster istemez bu şu anki durumda, içinde bulunduğumuz durumda. Hani beklentimiz önümüzdeki sezonun daha iyi, daha verimli, daha kaliteli olması. Hani bizler de ona göre çalışmamızı şu an için yapmaya başladık zaten. Hani mevcut içinde bulunduğumuz, çalıştığımız yerlerde de bunlarla beraber paylaşıyoruz bu durumları. İşin nereye gideceğini ve sütün kendi içinde sınıflandırıldığını, fiyatının da artık ona göre belirleneceğini
birçok noktada açıkladık, söylüyoruz yani bu durumu. Bir de son dönemlerde hep şunu duyuyorum ben, inekler kesime gidiyor diye. Sütle alakalı bir azalma söz konusu mu şu anda? Şimdi şöyle, mevcutta çalıştığımız noktalarda da bu durumları konuşuyoruz, duyuyoruz. Ama genel olarak hani kimse iyi malını vermiyor. Hani daha aksine tabii ki de. Biz beraber çalışmış olduğumuz birçok noktada süt üretimini herkes arttırdı. Yani artık herkes kapasite arttırmaya yönelik bir hareket yapıyor ve yatırımını o şekilde yönlendiriyor. Şimdiki sezonda da artık hani üretimini arttırıp bunun yanında kalitesini de arttırmaya bir yönelik bir çalışma var artık. Hı. Şu an bizlerin çalışmış olduğumuz noktalarda. Hani bu el tipi hayvancılıktan biraz daha hani yani sanayi son tipine dönemlerde bir geç. azalma söz konusu Yani değil o zaman. bizim çalışmış olduğumuz bu bölgede daha aksine mevcut ırkların daha kaliteleştirip değişip yenilemesi yönünde hep ilerlemelere kaydetti. Yani ama mesela bizim sıcak süt toplama yani dediğimiz ev tipi hayvancılık hani 5 ve altında olan yerlerde bir azalma söz konusu var. Onlar artık yani bu işi devam edemeyeceklerini söylüyorlar genelde. Hı. Hani bu iş artık daha çok soğutulmuş çiğ süt olarak devam eder. Ev tipi hayvancılık ve sıcak süt bizim bölgemizde azalma var. Hı. Hani bunu sürdürülebilirliğini koruyamıyorlar şu an için. Ama bu işler bunun yanında çiftlik bazlı çalışmış olduğumuz noktalardaki süt artışından kaynaklı da bir genel bazlı bir düşüş olmuyor bizde. Mevcudiyetini koruyup daha üzerine geçtik bile tonajdan. Çünkü herkes bütün ırklarını yenilemiş ve sütünü biraz da kaliteleştirmiş duruma gelmekte. Vermiş olduğun bilgiler için çok teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen zamanlarda, ilerleyen bölümlerde daha farklı şeyler konuşuruz. Ben teşekkür Fiyatları ederim. Yani inşallah inşallah yükselmiş bir şekilde olur. Yani bizler de teşekkür ederiz geldiniz. Hoş sohbetin için. Hani beklentimiz olumlu yönde. Çünkü burada birçok kişinin hakkı durumu söz konusu ve her gün emek veriliyor bu durumda. Hani pazar ile birlikte sütün kalitesiyle daha iyi yerlere gelecek. Hayırlısı olsun. Bereketli olsun herkese. Teşekkürler. Şimdi sılajlara bakmaya geldim. Çok şükür sılajlarda herhangi bir sıkıntı yok. Buradan kullanmaya başladığımız zaman inşallah kokusunu alıp da gelmezler buraya. İkinci ürün sılajlardan da alınca onları da buraya gömeceğiz. Yaklaşık olarak 150-200 ton kadar daha gelecek. Onları da çiğneyip kapattıktan sonra sılaj işlerimiz de artık bitmiş olacak. Bu arada erkek buzağı satışlarım devam ediyor. Biraz önce telefon geldi. Buzağlara bakmaya gelecekler. Şimdi tekrar hayvanların olduğu yere gidelim ve müşteriyi bekleyelim. Bunu... Şimdi buradaki var mavi küpeli. Tamam. Oradaki var. O civar tamam, orada. Bu var. Tamam. Bir de bu ikisi var. Kaç tane? 6 tane. 5 tane var. Bir tane 16 günlük var. Onu göstermedim. Tamam. Yok yok, 16 günlük değil yani. Şimdi daha sanırım şey yemden ot yerler mi? Sadece yem ot. Yiyorlar. Ya sıkıntı yaratmaz değil mi sütten? Birkaç gün mama falan içirseler iyi olur. Onları içirme bir şansı yok ondan. Öyle yapalım mı Asya Hanım? Nasıl yapacağız? Ya pazarlığı bitireceğiz. Tamam. Bir 10-15 gün burada kalacak. 10-15 günde onu da hesaplamam lazım şimdi. İşte. Şimdi böyle verirsek mağdur kalırız adama. Yani bu adam sürekli alacak bizden. Hı hı. Yani bir seferlik değil. Şimdi için sadece 25'ten alınacak. O da yani sözümüze itimat ederek alıyor. Yoksa hayvanı hiç görmeden alıyor. Peki nasıl? Kapora falan yarısını mı verecek, kapora mı verecek, nasıl olacak? Ya ben vereceğim size. Hmm. Teslim aldığım zaman da kalanı vereceğim. Tam mesela kapora olarak ne kadar vereceksin mesela? Diyelim ki 5 tane mi var şu an? Tamam. 200 bin para tuttu diyelim. Hmm. Ya da 150 bin. Ben bunun yarısını vereceğim. Yarısını teslim alınca alacağım. Hmm. Ya da o zaman da tamamı bitmiş olacak. İkiz mi bunlar Asya Hanım? Hayır değil. İkiz değil. Eğer dişi alıyorsa ikiz eşi dişi de var iki dişi tane. Dişi almaz o ya. Ama ikiz eşi. Yani dana gibi bakacak. Biliyorum ben seni, anlıyorum da. Almaz mı? Ben onunla görüşeyim. Bir saat içinde size haber tamam, veririm. Olur. Hani eğer dişileri alırsa 25 bin olur bunlar. Tamam ben bir görüşeyim kendisiyle de. Tamam fiyatını da söyle. Tamam tamam. İki tane var ikiz eşi. Bir burada var bir de diğer tarafta. O en sondaki. Yok ikili var ya. He. Bunları mı diyorsunuz? Şu ikiz eşi bir de. Tamam onunla görüşürüm ya.
O zaman söylemiş olsaydı biz akbaşı alırken, şey, simenteri alırken, hı-hı, o zaman hepsinin bağlantısını yapacaktı, gitmeyecekti o zaman. Vardı bayağı burada. Hı-hı. Daha yeni söylediler. 5-6 tane vardı burada. Neyse, nasip kısmet. E tamam, ben onu ayarlatırım ya bir şekilde. Görüşürüz onlarla. Biz 250 kiloluk yaptık. Değerli izleyenler, şimdi veteriner hekim Sinan Yapanoğlu geldi. Önceki bölümleri izleyenler mutlaka hatırlayacaklardır Sinan'ı. Ama şimdi daha yakından tanıyalım istiyorum. Kısaca kendinden bahseder misin? Sinan Yapanoğlu. 2018 Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. 2018 yılından beri de Aydın İncilliova'da klinisyen veteriner hekimlik olarak sahada hayvanlarla ve yetiştiricilerle birlikte mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Hem hayvancılık için hem de ekonomi için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Biz kaç yıldır çalışıyoruz? Bayağı oldu. 4 sene olmuştur herhalde. 4-5 sene oldu hemen hemen. Siz sağmalı inekçiliğe başladığınızdan kısa bir zaman sonra, evet, tanışmıştık sizinle. Kliniğimize gelmiştiniz. O gün bugündür de birlikteyiz, çalışıyoruz. Tohumlama, hastalar, gebelik kontrolleri. A'dan Z'ye her şeyle birlikteyiz. Biliyorsun, hayvanlara eskiden kendim bakıyordum. Evet. Hatta buna inanmayanlar oluyor. Bunun en büyük şahidi de, aynen, aslında sensin. Aslında hatırlıyor şöyle, musun mesela ilk geldiğin, kesinlikle, zamanlarda? Aklında ben, ne kaldı, ne var mesela? Evet, çok güzel iki örnek var. Aslında ben bunu başka... Bunu da ilk kez konuşuyoruz bu arada. Aynen. Başka yerlerde de ben bunu çokça dile getirdim aslında sizi. Hani ya ben handık başka yerlerde. Özellikle mesela bir retensiyoya müdahale etmiştim ben. O pisliği, affedersiniz, hani çünkü gerçekten kötü kokulu ve biraz atık bir oluyor, atık oluyor. Onu hiç çekinmeden elinizle almıştınız ve ben bunu her gittiğim yerde de muhabbet arasında bahsettim. Bir de hiç unutmuyorum, şurada bir sağımhanede sanırım hani yeni doğum yapmış bir düveydi. Bayağı meme dokusu ödemliydi, zor bir şekilde başlıkları takılıyordu. Siz o çok kısa bir alanda başlıkları takmak için, o başlıkları tutsun diye uğraşıyordunuz. Yani hiçbir çiftçi, ben buradan tekrar söylüyorum, o şekilde yapmaz. Yani hayvanı bir kenara iktirir ama yapmaz. Ama siz gerçekten o konuda takdir edilecek bir kişisiniz ve çok özveriyle hem siz çalışıyorsunuz hem özveriyle hayvanlara ilgi gösteriyorsunuz. Gerçekten hani bu konuda sayılı insanlardan birisiniz bence. Yetiştiricilerden birisiniz. Ben o hayvanı birisiniz. Hatırladım bu arada. Meme yapısı bozuktu. Olabilir. Yeni doğum yapmıştı. Aha. Ben tek tek sağım, evet, yapıyordum. Aynen. Çünkü yetişmiyordu çok memelikler. Çok dar bir alanda ve gerçekten... Ve sağım yerinin yukarısına, aynen, çıkmıştım. Aynen, tekme öyle atıyordu bir, evet, yandan. Hiç unutmuyorum. O iki vakayı unutmuyorum. Gerçekten hani takdir edilecek bir şeydi. Ve dediğim gibi de muhabbet arasında hep anlattım sağda solda. Bir de o gün şunu da hatırlıyorum çok iyi. Hayvan tohumlanacaktı, kilit sistemi yoktu. Olabilir. Bir yandan onu sağmaya çalışıyordum, evet, bir yandan siz geldiniz, hayvanı bağlamaya çalışıyordum. Bağladım, hatta tekrar kaçtı, tekrar, evet, yakalamaya çalıştık. Ondan sonra siz de girdiniz, en son bana yardımcı, aynen, olmuştunuz. Ya, onu bu çok iş net hatırlıyorum. Gerçekten hani zorluğu olan bir meslek. Hem bizim için hem sizler için zorluğu olan bir meslek. Ama hem başarı sağladığımızda hem de karşılıklı bir memnuniyet olduğu zaman çok zevkli bir meslek. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Hayvanla ilgilenmek tabii herkesin tercihi olmayabiliyor ama ben çok seviyorum hayvanla ilgilenmeyi. Tabii zorlandığımız bizim de yanlar oluyor, olmuyor değil ama çok güzel bir meslek, çok güzel bir alan. Yani buradan bu konuda hayvancılığa girmek isteyen ya da meraklı olanlara da küçük bir tüyo vermiş olabiliriz belki de. Hı hı. Sosyal medyadan çok fazla soru geliyor bana. Evet. O soruları ben sana sormak istiyorum. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Buzağı bakımı ve beslenmesi nasıl olmalı? Buzağı bakımı ve beslenmesi, evet. Yani buzağı tabii ki bir işletme önce buzağıyla başlıyor. Siz geleceğinizi, temelinizi sağlam atarsanız geleceğiniz de daha iyi oluyor. Daha parlak oluyor, daha sağlıklı oluyor. Bir inek, direkt inek olarak sonuçta olmuyor. Önce buzağlıktan, anne karnından aslında başlıyor. Anne karnındayken işte anneye yapılması gereken vitamin, mineraller aşılamayla başlıyor iş. Bunun paralelinde buzağı sağlıklı bir şekilde ve tam gelişmiş bir şekilde doğuyor. Doğumdan sonra işte ilk ağız sütüyle, kolostrumla ilk aslında koruma ve tedavi başlıyor. İşte ondan sonraki süreçte ishal ve pnömoniden koruma yolları. Aynı zamanda tabii ki buzağının gelişimi için ideal ve doğru besleme burada rol oluyor. Rol alıyor, önemli bir rol alıyor. Onun akabinde tabii buzağı büyüyüp artık düveliğe ya da işte erkekse danalığa biraz daha büyüdükçe hayvanın beslenmesiyle aslına bakarsanız her şeyin mesela başı... Mesela bir buzağı doğduktan sonra ne kadar süt içirilmeli? Ne, aha, kadar süre sonra su konulmalı?
Evet. Kaba yem ne zaman verilmeli? Kesif yem ne zaman verilmeli? Yani şimdi şöyle, özellikle ilk 24 saat, hatta ilk doğduğu saatlerdeki 4 ile 8. saatlerdeki ilk kolostrum, avu sütünü olabildiğince fazla miktarlarda